Herkese merhaba, yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Bereklerde hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile azalan ağrı. Doğru olan cevabımız şıkkı hareketle azalan ağrı olmaz. Öncelikle tanımına bir bakalım neydi burkulma? Oynar hareketle eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıydı. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeydi. O zaman ben milletin bunu bulmaca şeklinde sorduğu zaman e, şıklarda şunu arayacağım. Anlık, zorlanma, zedelenme. Çünkü bu üçü bana... Burkulmayı veriyor. Hemen görseline bakalım ve belirtilerinden biraz şöyle bahsedelim. Şimdi burkulmadan bahsediyoruz değil mi? Şişlik olacaktır. Kızarma olacaktır. İşlev kaybı olacaktır. Morarma da görülür ama hareket ile azalan ağrı asla olmaz. Hareket ile artan ağrı meydana gelecektir. Ve burkulma nerelerde meydana gelir diyor sınavda? Hareketli eklem bölgelerinde meydana gelir. Lütfen bunu unutmayın. Peki ne demek hareketli eklem bölgeleri? El ve ayak bilekleri. Diz, dirsekler değil mi? Bunlar bizim hareketli eklem bölgelerimiz. İşte biz ne diyoruz? Burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür diyoruz arkadaşlar. Ve bazı sınav sorularında da eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi ne denir diyor milletim? Yine bizim anahtar kelimelerimiz var. Zedelenme, gördük, burkulmayı işaretledik. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması Yanlıştır. Bu tarz soruları şöyle gözünüze canlandırın. Sağ tarafa döneceksiniz. Hadi bakalım. Hızın azaltması, dönüş işareti vermesi, geniş bir kaviste dönmesi, sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacak geniş bir kaviste dönmesi. Ben ne tarafa dönmek istiyorum? Sağ tarafa. O zaman dar bir kaviste dönmem gerekiyor. Şöyle sıralamasını sorarlarsa size gözünüzde canlandırın arkadaşlar aracın içerisinde siz varsanız ve sağa döneceksiniz. Öncelikle sağa dönüş işaretini verirsiniz. Yani sinyalinizi verirsiniz. Yolun gidişi ayrılan kısmının sağına yaklaşırsınız ve hızınızı azaltırsınız. Dar kaviste dönüşünüzü tamamlarsınız ve dönüş sırasında ilk geçiş hakkının karşıya geçen yayalara verilmesi gerektiğini unutmazsınız ve bisiklet yolundaki bisiklet bisikletlilere de yine yol verilmesi gerektiğini, de unutmayın çünkü bazı animasyon sınav sorularında orada bir bisikleti geçmekte oluyor ama öğrenci onu yaya olarak düşünmüyor. Hayır, onun da bir geçiş önceliği var. Önce yayalar geçer, daha sonra siz geçersiniz. Şimdi sağ dönüş dedik ya Sola dönüş nasıl olacak? Yine mantık aynı. Yine sola dönüş işaretinizi, sinyal, yani sinyalinizi vereceksiniz. Yolun gidişi ayrılan kısmının soluna yaklaşacaksınız, hızınızı azaltacaksınız ve dönüşe başlamadan önce sağdan ve karşıdan gelen emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış taşıtlara ilk geçiş hakkını vereceksiniz ve sola dönüş yapmak istediğiniz için geniş kavisle dönüşünüzü tamamlayacaksınız. Fazla emli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır. Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmek. Çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri ismek. Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak. Çıkan aracın geri gitmesini beklemek. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi soruyu bir dikkatli anlayalım. Fazla eğimli yollarda yani eğimli bir yolu düşünün ve iki tane araç karşılaşmış. Biri iniyor, biri çıkmaya çalışıyor. Şimdi çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, inen araç sürücüsü e, sığınma cebi de yoksa ne yapmak zorundadır diyor. Şimdi çıkan araç için geçiş güç mü? Güç Mümkün değil değil mi? İnan araç sürüsü ne yapacak? Geri gidecek. Neden? Sığınma cebe olsaydı zaten oraya girerdi. Ama sığınma cebe olmadığı için geri gitmek zorunda. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir? Özel amaçlı taşıt, kamp taşıtı, minibüs, otobüs. Doğru cevabımız C şıkkı minibüs olacaktı. Bakın yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta diyoruz. Orada otobüs var. Yine o da yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta otobüs diyoruz. Trebüsler de e, bu sınıfa dahil arkadaşlar. Şimdi orada taşıt dedim yıldızladım. Tanım olarak bizim için önemli. İnsan hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir diyor sınavda şıklarda taşıtı bulup işaretleyeceğiz. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sistemi, hareket sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi soru önemli. Doğru olan cevabımız C şıkkı solunum sistemi olacaktı. Merkezi akciğerlerde vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlardı. Organlarını tekrar hatırlayalım. Akciğer, burun, soluk borusu, solunum yolları şeklindeydi. Diğer şıklara bakalım. Sinir sistemi var. Aklımıza ne gelecek? Hemen beyin de Sinir sisteminin merkezi beyindi. Bazen de sınavlarda beyin hangi sistemin parçasıdır derdi. Şıklarda sinir sistemini bulurduk ve işaretlerdik. Hareket sistemi diyor. Aklımıza kemikler, kaslar, eklemlerden e, eklemler gelecek. Çünkü hareket sistemi kemikler, kaslar ve eklemlerden oluşan bir sistemdi. Hemen yıldızı bir not düşelim kırık ve ezilmeler hareket sistemini ilgilendiriyor. Hangi sistemi ilgilendirdiğini soruyorlar. Kırık ve ezilmeler hareket sistemini ilgilendiriyor. Orada boşaltım sistemi var. Merkezi neydi? Böbreklerdi. Ve böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandı diyordu. Şıklarda hemen boşaltım sistemini bulup işaretliyorduk. Aşağıdakilerden hangisine koltuk kaza sigortası yaptırılması zorunludur? Otomobil, çekici, otobüs, kamyonet. Yeni gelen arkadaşlarım videoya bir like atarlarsa eğer bana olan desteğini göstermiş olurlar. Doğru olan cevabımız C şıkkı otobüs olacak. Şimdi koltuk ferdi kaza sigortası ne demek? Şeyler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar zorunlu mali sorumluluk sigortaları ile birlikte zorunlu koltuk ferdi sigortası da yaptırmak zorundaydılar. Ve bu sigorta sürücü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına almak için yapılıyordu. Koltuk ferdi kaza sigortası yani otobüslerde zorunluydu. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? Plakaların ortasına, plakaların en altında, plakaların 1 santim altında, plakaların 1 santim üzerinde. Doğru cevabımız. D şıkkı plakaların 1 santim üzerinde olacaktı. Şimdi bu soruda boş geçmeyelim. Öncelikle akünün görevi neydi? Sınav odaklı öğrenelim. Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermekte. Akünün görevi buydu arkadaşlar. Ve akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir derdi? Sav su ilave ediliyor. Ve yine akü üzerinden gidelim. Akünün bakımında biz neye dikkat edecektik? elektrolit seviyesine dikkat edecektik. Yazdığım, yıldızladığım, söylediğim her şey önemli. Yeter ki dikkatli dinleyin. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Asabi, öfkeli, stresli, hoşgörülü. Doğru cevabımız. Değişik hoşgörülü olmak riskli davranışı azaltacaktır. Yakıttan halde ısı enerjisi mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Dinamo vites kutusu motor diferansiyel. Doğru olan cevabımız C şıkkı motor olacaktı. Yakıtan adeta ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makineleri biz motor derdik. Araçlarda neyin kaynağıydı? Gücün kaynağıydı. Aktarma organlarına ne verendi? Güç verendi. Yani güçlü motor şeklini aklımızda tutacaktık değil mi? Geldik ona. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni hangisidir? Aracın motorunu çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, araç yakıtının buhalaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B şıkkı aracın hareket etmesini engellemek olacaktı. Biz neyden bahsediyoruz? Kriko ile aracı kaldırırken tekerlekleri ne koyuyoruz? Takoz değil mi? Neden? Hareket etmesini engellemek için biz bunu yapıyoruz. Peki araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır dersini diyeceğiz. El freni ne yapacaktık biz? İndirecek miydik, çekecek miydik? El freni çekeceğiz değil mi? Çünkü lastiği değiştireceksiniz ya, e, sabitlemeniz lazım. El freni çekeceksiniz aracın içerisinde bulunanlar, oturanlar, yolcular varsa onların inmesi gerekiyor. Çünkü biz lastik değişimi yapacağız. Şöyle kısaca söyleyelim sıralamasını soruyorlar. Lastik değişimini aracımızı güvenli bir yere alacağız. Yani sağa çekeceğiz arkadaşlar. Dörtleri yakacağız. Araç kaymasın diye el frenini çekeceğiz. Lastiklerin arka tarafına takozu yerleştirerek işleme başlayacağız. İşte sınav sorusu bu. Sıralama nasıl olacak? 1. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önemini alıyorsunuz. 2. Jant kapağını çıkartıyorsunuz. 3. Bijon somunlarını gevşetiyorsunuz. 4. Kriko ile aracı kaldırıyorsunuz. 5. Bijon somunlarını söküyorsunuz. Yani jant bijonu gevşet, kriko bijonu sök şeklinde aklımıza tutabiliriz. Radyatörde suyun azalmasının sebebi hangisidir? Termostat arızalıdır, ventilatör kayışı sıkıdır, hararet ısı göstergesi arızalıdır, silindir kapak çantasında kaçak vardır. Doğru cevabımız. Değişiklik olacak Senedi kapak noktasına kaçak vardır. Şimdi sıradan başlayalım arkadaşlar. Radyatör neydi? Soğutma sisteminin bir parçasıydı değil mi? Unutmayın. Radyatörün suyu azalıyorsa eğer hiç fark etmiyor. Neyin suyu azalırsa azalsın. Ara, ben motorda neyi bileceğim? Hararet meydana gelecek. Ben bunu bileceğim de motor sorularında pratik bir yöntemde. Daha sonra e, silindir kapağı dedik ya arkadaşlar. Tanımını sorabiliyorlar. Onu bir öğrenelim. Silindir bloğu üzerini kapatan ve yanma odalarını meydana getiren kapağı biz silindiri kapağı diyoruz. Sınavda diyor ki silindir bloğu üzerini kapatan ve yanma odalarını meydana getiren kapağa ne ad verilir diyor. Silindir kapağı diyorsunuz arkadaşlar. Yine silindir üzerinden gidelim ve sınav odaklı gidelim. Hiç boş laf yok bizim videomuzda. Silindirler aşınırsa ne olur? Hadi bir düşünelim. Silindirler aşınırsa motor ya yakar bunu da unutmayın. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak, vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak, alt antörü çalışma sıcaklığında tutmak. Soğutma sisteminden bahsettiğim zaman altını çizerek, vurgulayarak anlatmıştım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Motoru çalışma sıcaklığında tutmaktı ve çalışma sıcaklığını gördüğümüz her soruda aklımıza bizim ne gelecekti? Soğutma sistemi gelecekti. Motoru çalışma sıcaklığında tutardı. Motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlardı. Peki soğutma sisteminin parçaları neler? Hadi bir öğrenelim. Hiç ezber yapmayın. Zaten isimlerinden de anlaşılıyor radyatör bakın radyatör isminden belli değil mi soğutma ile alakalı vantilatör bakın soğutma ile alakalı vantilatörün bir de kayışı var vantilatör kayışı devir dayım su pompası biz hangi sistemden bahsediyoruz soğutma sisteminden soğutma fanı termostat bakın hararet gösterici hararet ısı müşeri fan motoru isimlerinden zaten anlaşılıyor ezber yapmanıza hiç gerek yok Otomobilin muayene zamanı öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? Sürücü belgesi, araç tecil belgesi, araç imalat belgesi, TÜV TÜRK muayene raporu. Doğru cevabımız Değişikliği muayene zamanını öğrenmek istiyorsak, Türk, Türk muayene raporuna bakacağız. Orada yazar arkadaşlar. Ve yine muayene üzerinden gidelim. Ee, üzerinde teknik değişiklik yapıldığında araçların teknik muayenelerinin de yaptırılması zorunlu bir daha söylüyorum. Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında araçların teknik muayenelerinde yaptırılması zorunluydu. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunluydu. Ve yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra biz e, araç muayenesi yaptırmak zorundaydık? 3 yıl sonra yaptırmak zorundaydık. Devam edelim. Döner kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisi yapılması yasaktır? Ada etrafına dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi, dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, sağ ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru cevabımız A şıkkı yasak olacak ada etrafına dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek yasaktır. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, endüksiyon bobini alması, jikle devresinin çalışmaması, marş motorun çalışmaması soru önemli. Doğru cevabımız. aşık olacak motorun çekişten düşmesi meydana gelecekti. Öncelikle buji deyince aklımıza hangi sistem geliyor? Ateşleme sistemi gelecekti. Ve buji de bizim anahtar kelimemiz. Kıvılcım, ateşleme, yanma. Bunlar bizim anahtar kelimemizdi. Bujinin görevi neydi? Karışımı ateşlemekti. Bunları öğrendi Seker. Şimdi sorumuza dönelim. Bujilerin ayarsız olması veya aşınması sonucu. Şıklarda şunları arayın. 1- Normal yanma olmaz. Var mı? Yok. 2- Motor çekişten düşer. Var mı? Var. İşaretledik ha şıkkı. O da mı yok? Yakıt sarfiyatı artar. Yani bu üçünü arayın arkadaşlar şıklarda. Bu ciler ayarsızsa, aşındıysa 1- Normal yanma olmaz. 2- Motor çekişten düşer. 3- Yakıt sarfiyatı artar arkadaşlar. Hangisinde kırık olduğunda ATL tespit uygulaması yapılır? Kürek kemiği, ön kol kemiği, kaburga kemiği, köprücük kemiği. Doğru cevabımız B şıkkı ön kol kemiği kırığı olacaktı. Atel biz ne, neyle kullanıyoruz? Kırıklarda kullanıyoruz değil mi? Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermemesi için kırık bölgeyi hareketsiz hale getirmeye yarayan düz bir nesnedir diyoruz. Atal için kimler e, kimlere uygulanmaz? Köprücük kemiği kırıklarında uygulanmaz değil mi? Ne demiştik? Bir önceki videoda da bakmıştık köprücük kemiğine. Üçgen sargı bezi kullanılıyordu ama Nereden tespit ediliyordu? omuz bölgesinden tespit ediliyordu. Şimdi e, kaburga kırığında, kafa kemiği kırıklarında, kürek kemiği kırıklarında, köprücük kemiği kırıklarında atal kullanılmaz arkadaşlar. Ne zaman kullanılır? Kalça kemiği kırığında kullanılır, ön kol kemiği kırığında kullanılır, bacak kemiği kırıklarında atal kullanılır. İşten yanmalı motorlar hangi enerjiye mekanik enerjiye dönüştürür? Isı enerjisini hidrolik enerjiye nükleer enerjiye elektrik enerjisini. Doğru cevabımız A şıkkı ısı enerjisi olacak. A şıkkı 18. Aksine bir şart yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azimi hızı saatte kaç kilometre? 30 50 70 80. Doğru cevabımız B şıkkı 50 olacaktı. Yerleşim yeri içerisinde 50. Yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayolunda 80. Bölünmüş yolda 85. Otoyolda da 90 şeklindeydi. Ve ağır vasıta olan araçlar kamyon tır gibi bu araçlar en sağ şeritten gitmek zorundalardı. Yani sol şeritte işleri yok. Kazan sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne adı verilir? Trafik girişim ilk yardım yöntem. Doğru cevabımız. C şıkkı ilk yardım olacak kazan sonrası oluşan sağlık sorunları ne diyor? En aza indirmeye amaçlayan uygulamaları biz ilk yardım diyoruz. Orada trafik var tanım olarak önemliydi hatırlayalım. yayaların hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine diyoruz. Bir daha söylüyorum. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik diyoruz. Taşıt ne demek hatırlayalım bir daha. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımayı yarayan araçlara biz taşıt diyorduk. Araç basit bir şey değil mi? Ama soruyorlar öğrenelim o zaman araç ne demek? Karayollarında kullanılabilen motorlu ve motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve traktörlerin genel adına biz araç diyoruz. Hangisi kalp spazmına görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetin değişmesi, genellikle göğüs ortasına başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması, Doğru cevabımız. B şıkkı genellikle göğüs ortasına başlaması olacak. Tekrar hatırlayalım kalp spazmını. Sıkıntı ve nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyna, sırta, çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika süren ağrı esne biz kalp spazmı diyorduk arkadaşlar. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı? Siyah ampulü, hava filtresi, hız göstergesi, yakıt göstergesi soru önemli. Doğru cevabımız B şıkkı hava filtresi olacaktı. Ne demiştik? Yakıt ekonomisi aklınıza gelsin. Hava filtresine gördüğünüz zaman demiştik. O zaman hangi sistemin parçası oluyor hava filtresi? Yakıt dediğimize göre yakıt sisteminin, değil mi? Harikasınız. Araçta yakıt ekonomisi için hava filtresinin bakımı düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor arkadaşlar. Hava filtresinin periyodik bakımı yapılmadığında ne olur? Şöyle düşünelim. Motorun içerisine giren hava akışı zorlaşır, değil mi? Çünkü hava Fitresinden bahsediyorum ya. motor içine giren hava akışı zorlaşır. Motor çekişten düşer. Yakıt tüketimi artar. Bu yüzden yakıt sisteminin parçası ve yakıt ekonomisine etki eder hava filtresi. Hava filtresi kirliyse motorun gücü ne olur? Azalır değil mi? Harikasınız. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması, kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin dikkatinin artırılması, kazaların önlenmesi. Doğru cevabımız. B şıkkı emniyet kemerini gördüm hemen aklıma ne gelecek? Ölüm, yaralanma riskinin en aza indirilmesi gelecek. Göğüsle kuvvetli ağrı nedenleri arasında en sık olarak görüleni hangisidir? Kalp krizi, yüksek ateş, görme bozukluğu, ayak bileğine burkulma. Doğru cevabımız A şakı, kalp krizi olacaktı. Peki kalp krizi nasıl hissediliyordu? Kişide ölüm korkusu oluşur ve yoğun sıkıntı hissederdi kişi kalp krizi geçiriyorsa. Ağrı şiddetli olurdu ve uzun süreli olurdu. Öyle kısa süreli olmazdı. Dinlenmekle geçmezdi ve ağrı ise sıklıkla kravat bölgesinde görülürdü. Omuza, boyna, çeneye ve sol kola doğru yayılırdı. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça hangisi? Su pompası, vantilatör kayışı, marş motoru, fan motoru. Doğru cevabımız D şıkı. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça hangisi? Fan motoru. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan iki yardım uygulamalarındadır? Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak, yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak, yara üzerine tantriyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak, yara üzerine alkol döküp açık bırakmak Doğru cevabımız B şıkkı doğru olacak değerleri baştan başa yanlış arkadaşlar yarı kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sararsanız eğer o kesik ya daha kısa sürede birbirine kaynayıp iyileşme hemen başlayacaktır A şıkkı kalp seviyesinin altı hayır hayır kalp seviyesinden yukarıya kaldıracağız tantürdiyot pamuk sıcak, hasla, buna asla yapılmıyor. Hatta buna iki yardım çantasında da bulundurulmuyordu değil mi? Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. İki yardım çantasında neler bulunmaz? Sakıncalı olanlardan bahsettik ve hatta demiştim ki hem sakıncalı olanları öğreneceğiz hem de yaralanmalarda, kesiklerde nelerin yapılmayacağını öğreneceğiz. Bir taşta iki kuş demiştim. Bak, ben arkadaşlarım baksınlar bir önceki videoya. diyor, asla olmaz. Pamuk olmaz. Sıcak olmaz. Havlu kağıt olmaz kağıt mandil olmaz sabunla suyla yıkayalım hocam mikroba kırılsın hayır olmaz arkadaşlar alkol dökmek de yine olmayacaktır trafik aşağıdakilerden hangisine doğru tanımlanmıştır araçların karayolunda hal ve hareketleridir araçların yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki hareketleridir araçların ve yayaların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir Doğru cevabımız B bir şıkkı biraz önce söylemiştik değil mi? Araçların, yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketleri. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır? Diğer şoförlere bağırmak, hız yapmak, kırmızı ışıkta geçmek, derin nefes almak. Doğru cevabımız D şıkkı stres, az, stres azalsın istiyorsak derin derin nefes alacağız. Sınava girdiniz çok heyecanlısınız ne yapacaksınız? Derin derin nefes alacaksınız. Kendinizi sakinleştireceksiniz. Aşedeklerin hangisine tekograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? Otobüs, minibüs, taksi, dolmuş taksi. Doğru cevabımız A şıkkı otobüste zorunluydu. Neydi takograf yük taşıyan ve aylığı 3500 kilogram üzerinde olan kamyon, kamyonet, çekici gibi tüm araçlarda ve 17 yolcudan fazla taşıyan otobüs tipi araçlarda kullanımı zorunluydu. Yani diğer adımız neydi? Takometre yani kayıt takip cihazıydı arkadaşlar. E, takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç neydi peki? sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmekte. Şekilde 1 numaralı araç 60 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? 20, 30, 40, 50. Doğru cevabımız. 30 olacak yani B şıkkı ne yaptım? 60'ı böldüm. 2'ye cevap ne? 30. Haritaların sol kenar çizgisi hangi anayını gösterir? Batı, Doğu, Kuzey, Güney? Doğru cevabımız A şıkı, Batı olacak sol kenarı batı da yukarı Kuzey, aşağı Güney, sağ taraf Doğu, sol taraf Batı şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir? Motorun harit yapması, motorun motor yağına su karışması, manifoldlarda kaçakların oluşması, tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Doğru cevabımız değişik olacak tekerlek yataklarının kısa sürede ışınması olacaktır. 32. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret çağısında kırmızı ışın yandığını gören sürücü ne yapmalı? Durup beklemeli, durmadan geçmeli, gelen araç yoksa dikkatli geçmeli, yıllar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevabımız aşık olacak ne yanıyor kırmızı ne yapacağım duracağım. Atardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere en yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre bir boyun, iki koltuk altı, üç köprücük kemiği üzeri diyor. Veylenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Basınç yerlerini size göstermiştim. Geri doğru soru videolarına lütfen bakmaya çalışın. Yalnız bir, bir iki, bir üç, bir iki ve üç. Doğru cevabımız D şıkkı yani yukarıdakilerin hepsi boyun koltuk altı köprücük kemiği üzeri olacaktı. Peki atardamar damar aklımıza ne gelecek? Tehlikeli bir kanama oldu aklımıza gelecek değil mi? Çünkü atardamar kanaması tehlikeliydi. Kısa sürede çok kan kaybedip kişiyi ölüme kadar götürebiliyordu. Rengi nasıldı? Açık mıydı koy muydu? Açıktı değil mi? Açık renkliydi atardamar kanaması. Çünkü temiz kanı taşıyor. Peki koyu renkli olan hangisiydi? toplar damar kanamasıydı. E neden koyu renkli peki toplar damar kanaması? Kirli kana taşıdığı için. Harikasınız. 34. Kanama olan bölgeyi turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kap seviyesine bir bölge olmasına, vücutta yası kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına. Doğru cevabımız D şıkkı turnike neydi? Kanama durdurma yöntemi de durdurulamayan kanama varsa hemen turnike uygulayacaktık. Vücutta atardamarların damarların geçti. Tek kemik bakın çift değil. Tek kemik bölge olmasına dikkat edeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması rodaj zamanda yapılması uygundur. Uzun yolda aynı hıza devamlı gitmek, motoru yüksek devirde çalıştırmak, ani duruş ve kalkıştan kaçınmak, motoru tam yükte çalıştırmak. Doğru cevabımız C şıkkı ani duruş ve kalkıştan kaçınmak olacak o 36 şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalı? U dönüşü yapmalı. İki numaralı araca yol vermeli. İki çiş kendisi kullanmalı. İki numaralı aracın sürücüsüne ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız 5 kg 2 numaralı araca yol vermeli diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bunu aklımızda omkokoli şekli, omkokolim şeklinde aklımızda tutuyoruz. Elimsiz yollarda geçiş üstünlüğünü anlatan bir kısaltmaydı. Oraya sığmadı yazamadım ama hemen söyleyeyim. O neydi? Otomobil, M minibüs, e, K kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı. Teke, lastik, tekerlekli traktör, iş makinesi ve motorsuz taşıt şeklindeydi. Eğimsiz yollarda geçiş üstünlüğünü anlatan kısaltmamız bu şekildeydi. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız tabii ki D şıkkı olacaktı. A şıkkı sağ mecburi yön. B şıkkı bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Sona erdi. Son buldu. Bütün yasaklar bitti anlamında C şıkkı yaya giremez şeklinde. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunma ne kadar devam edilir? 10 dakika 15 dakika kalbi daha hızlı çalışana kadar hasta kendi kendine soluncaya kadar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak hasta kendi kendine soluncaya kadar. Şöyle anlatalım Allah korusun bir sevdiğinizin kalbinin durduğunu düşünün ne yaparsınız? kalp masajını devam edersiniz değil mi? Aa yoruldum deyip bırakmazsınız. Yitene kadar bitene kadar tükenene kadar kalp masajına devam edersiniz arkadaşlar. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Dolaşım sistemini, hareket sistemini, sinirim sistemini, solunum sistemini. Doğru cevabımız. A şıkkı dolaşım sistemi olacak kalp kan damarları kan işte bunlar bizim anahtar kelimemizi biz gördüğümüz zaman hemen dolaşım sistemini işaretlerdik. Dolaşım sistemi tüm vücutta faaliyet gösterirdi yani vücudun tamamında faaliyet gösterirdi. Tüm vücutta faaliyet gösteren hangisidir derdi sınavda veya işte vücudun tamamında faaliyet gösteren hangisidir derdi dolaşım sistemini gördük ve işaretlerdik. Dolaşım sisteminin merkezi neydi hatırlayalım kalpte. Harikasınız. Peki kalp nerede bulunur diyor sınavda? Göğüs boşluğunda bulunuyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hareket sistemine bahsettik. Kemikler, kaslar, eklemler demiştik. Sindirim sistemi mide aklımıza gelecekti. Solunum sistemi denilince akciğerler aklımıza gelecekti. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacak. a sınıfı denilince motosiklet aklımıza gelecekti. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalı? İki tane araç var. Bakalım bir nolu araç, iki nolu araç, hızı fazla olan araç, sürücüler anlaşarak geçerler. Doğru cevabımız. B şakı olacaktı. 2 nolu araç ilk geçiş hakkına sahip arkadaşlar. Bazı öğrencilerimiz diyor ki hocam ilk geçen geçerdi öyle bir şey yok bunun bir kuralı var şimdi iki nolu araç sağ tarafa dönüş yapmak istiyor bir nolu araç sol tarafa sağ dönecek olan her zaman öncelikle unutmayın ha, oradan bir tanesi düz gidecekse eğer o zaman ne oldu düz giden de dönecek olanlara göre öncelikliydi Şekildeki trafik işareti ne ifade eder? Taşıt yolunun soldan daralacağını, taşıt yolunun sağdan daralacağını, taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını, iki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını. Doğru cevabımız B şık olacak. Taşıt yolunun sağdan daralacağını bize bildiriyor. Bu yüzden ne yapacağız? Biz bu levhayı gördüğümüz zaman ileride yolun sağ taraftan daralacağını bileceğiz. Yani hızlanmıyoruz arkadaşlar. Soluma yapmaktan da kaçınmakta fayda var. Çünkü yol daralacak ileride. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir? Ses, duyuru, konuşma, gürültü. Doğru cevabımız D şıkkı gürültü. Bakın çevre e, çevrenin hoşnutluğunu ve neyi yok eden? Sakinliğini yok eden. Yani gürültü diyoruz. Karayolunda ticari olarak teşkil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişi ne adı verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi. Doğru cevabımız. A şıkkı şoför olacak. Bakın ticari olarak teşcil edilmiş. Yani dolmuş, otobüs, taksi bunları süren kişiye ne diyoruz? Şoför diyoruz değil mi? Peki biz neyiz? Sürücü adayız. Yani sürücüyüz arkadaşlar. Ticari ise e, şoför aklınıza gelecek. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hava filtresinin değiştirilmesi neydi? Yakıt ekonomisi benim aklıma gelecekti değil mi? Hava filtresini gördüğüm zaman. Hava filtresini ben düzenli aralıklarla değiştirirsem eğer işte o zaman yakıt yakıt, yakıt tasarrufu sağlamış olurum. Yani yakıt tüketimim artmaz. Ama ben hava filtresini değiştirmezsem işte o zaman yakıt tüketimi artar. Kulak kanaması olan bir kazazedeye yukarıda verilenlerden hangilerin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. 1. kazazede sakinleştirilir, endişelere giderilir. 2. Kanama ciddi ise kulağı takamadan temiz bezlerle kapatılır. 3. Kazazede bilinsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Işıklar yalnız 1 1 2 2 3 1 2 ve 3 Doğru cevabımız yani yukarıdakilerin hepsi olacak. 1, 2 ve 3 kişinin kulağı kanıyorsa her hemen sakinleştireceğiz. Endişesini gidereceğiz ve kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezle kapatacağız. Bilinçsiz ise yani kişi kendinde değil ise diyelim sağ, kulağı, sağ kulağı kanıyorsa sağ kulağın üzerine yan yatıracaksınız. Burada şuna dikkat edin. Tamam kulak kanıyor tıkamadan bir bez koydu kapattık ama kanamayı engellemeyeceksiniz. Buna dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir? Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi, egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi, özel araç kullanımının teşvik edilmesi, çevre eğitimine ağırlık verilmesi. Doğru cevabımız. Değişik olacak. Şimdi soruyu bir anlayalım. Hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri Değildir yani ben hava kirliliğini önlemek istiyorsam eğer Kaliteli yakıt kullanırım değil mi? Egzozlara filtre zorunluluğu getiririm Çevre eğitimine ağırlık veririm ee, Özel araç kullanımının teşvik edilmesi işte bu olmaz bu Hava kirliliğini artırır Herkes kendi e, özel aracını alsa trafiğe çıksa Hiç kimse toplu taşıma araçlarını kullanmasa herkes trafikte ne olur şöyle bir düşünün Hava kirliliği artar değil mi? Egzozlar egzoz salınımı artar Çevre kirliliği artar Yakıt tüketimi artar Park problemi artar. Aracımızı park edecek yer bulamayız. Kaza riski ne olur? Elbette artar. İşte bunlar hep artış gösteriyor. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisi neden olur? Motorun verimli çalışmasına, aracın daha yavaş gitmesine, akünün daha çabuk bitmesine, motordaki aşıntıların artmasına. Doğru cevabımız. Değişikliği motor yağını zamanında değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmezsek eğer motordaki aşıntılar artıyor. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalı? Sis ışığı, acil uyarı ışıkları, uzağa gösteren ışıklar, yakını gösteren ışıklar. Doğru cevabımız... D şıkkı yakını gösteren ışıklar olacak geldik 50'ye ve bu sorun cevabını sizlerden bekliyorum. Burkulmadan bahsediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. Şişlik ve ağrı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi. Burkulma ayakta ise kalp seviyesine aşağıda tutulması ve son sorumuz yani 50. sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Ee, cevaplamayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bir bakalım genel durumumuz nasıl başarı ortalamamıza bir bakalım arkadaşlar. Bana destek olmak adına teşekkürler butonuna basabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Yine animasyon soru videoları hazırlıyorum. Onları da kısa sürede yayınlayacağım. Takipte kalmanızda fayda var. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.